var sonra. Annem çok var. Hani geldiğimde çok şey aldım. Dedim ki bayağı etti sıra. Ama yine de bekliyoruz şu anda. Kız hani ben canlı yayını takip ettim. Sonra direkt hani kalktım buraya geldim. Bilet almak için, internet siteleri kapandığı için. Hani dedik en azından belki buradan bilet bulabiliriz diye. Ama burası da hani bayağı bir sıra var. Direkt herkes buraya yığılmış gördüğünüz gibi. Yani beklenen bir olay. Herkes yani aslında hemfikir bu konuda. Üniversitenin tatil olması gerekiyor da tabii üzücü bir olay. Ya aslında hani üniversitede çok verimli uygulanabilir mi bilmiyorum aslında ama olması gereken bir şey. Hani sonuçta hiç kimse bir eğitimden geri kalmamalı. Ve hani zaten haftaya sınavlarımız vardı. Onlar da iptal oldu. Hani en azından iptal olmuşken biz eğitimimize bence devam edelim zaten eğitimde. Direkt buraya geldim. Hemen bilet bulmak için geldim. Ya ilk başta internetten alacaktım ama hani siteler kilitlenmiş. Çağrı merkezin açılmıyor bile. Direkt buraya geldim. Ya bilmiyorum alabilecek miyim diye hiç. Yani bir alamama korkusu, alamayama düşüncesi var. Tatil olması bence çok büyük bir kriz oldu. Çünkü malum vizeler de yaklaşıyor. Pazartesi vizeler başlayacak normal şartlarda. Hani şimdi nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hani internetten olacak diyen var. İşte onun dışında hani ertelenecek diyen var. Ve ben de hani koronavirüs yüzünden hani bunun tatil olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bir şekilde hani bu ortamın biraz suların bir nebze durulmasını beklersek gerisi gelir diye düşünüyorum. Çok kişi var. Akşam alınan karardan dolayı, okullarımızın kapanmasından dolayı Afyon'da bulunan öğrencilerimizin bilet paniği başladı. Bilet bulunabiliyor mu? Genelde bulunuyor da sistem çok ağır olduğu için biraz bekliyor yolcularımız. Memleketimize gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz şu an. Hiçbir şekilde bilet yok. İnternetten de uçak biletleri de dolu. Ne yapacağız bilmiyoruz şu an. Bunun etkisi var zaten. 3 hafta olması bizi memleketimize itiyor. Zaten uzakta kalıyoruz. 3 hafta olmasaydı gitmeyecektik ama hani 3 hafta iyi bir süre mecburen memlekete gideceğiz. Afyon Kocatepe coğrafya öğrencisiyim. Memlekete gideceğiz de bilet bulamıyoruz. Yoğunluğun sebebi korona, bir de geç açıklanması. Daha erken açıklansaydı daha güzel olurdu. Nereden gelecek? Önce otogar bitikti. Şu anda koronavirüs olayısıyla şimdi canlandı otogar. Biraz kalabalıklaştı. Biraz ekmek yersek yiyeceğiz 3-5 gün. Çoğunluk öğrenci zaten ya. Çoğunluk öğrenci olduğu için bayağı bir kalabalık var yani. Okullar tatil oldu. Ben de bunu duyunca tabii hemen biletimi aldım. Şimdi dönüyorum artık. 3 hafta tatil herhalde. Öyle bir. Bileti şöyle büyük bilet sitelerine girmek yerine yerel bilet sitesinden alınca daha rahat aldım. Evet. Yoğunluk oldu yani. Bayağı bir yoğunluk oldu. Öğrenciler dağılıyor. 45-58 abi. Gördüğünüz gibi yani. Yoğunluk oldu. Sokak doldu. Taştı. Arabalar doldu. Tek seferler şu an düzenleyecekler. Yani ya tek seferler çok çıkıyor. Araba. Tek seferleri düzenleyeceğiz. Ondan sonra garajda baya bir öğrenci akıntıya uğradı. Ve şu anda otogarda herkes bilet talebinde bulunuyor. Ve herkes aşağı yukarı biletini alıyor. Kimse burada kalmıyor. Herkesin talebine cevap veriyoruz. Yok yok yok. Talep üzerine elinde fazla arabası olan, yatıda otobüsü olan firmalar ek servis düzenliyor. Talep üzerine.
bakanlığımızın açıklama yapmasından dolayı, işte Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın açıklama yapmasından dolayı görüyorsunuz öğrenciler ileri tarihe almış olduğu biletleri gelip bugüne teyit edecek sistemlerden dolayı ilave servisler koyduk. İlave servisler bile yetmiyor şu an. Evet, şu an üniversite öğrencisi. Şu an öğrencilerin işte bu haberi almasından dolayı koronavirüsün ülkeye tıkladığından dolayı herkes bir an önce evine gitmek, ailesine kavuşmak istiyor. Böyle bir yoğunluk var. Zonguldak Terminal'de tarihte böyle bir daha bir yoğunluk görmüştür diyebilirim yani. Valla normal ya, bir anda herkes yurttan haber aldık zaten. Herkes koşa koşa gruplar halinde geldi buraya. Bakalım işte. Ama bulduk sonuçta, sıkıntı yok. Buldum, İstanbul'dan aldım biletleri. Peki. Artvin'e gideceğim. Şimdi okullar tatil oldu. Eğitim öğretim dönemimiz 3 hafta ara verildi. Onun için memlekete gideceğiz. 3 hafta tatil yapacağız, sonra tekrardan dönüş yapacağız. Şu an otogarda yoğunluk var, herkes buraya geliyor. Farklı farklı üniversitelerden gelenler de var. Okullarda şu anda bir saat önce bizim de haberimiz oldu. Şu anda çok müthiş bir şekilde yoğunluk var. Sistemler kilitlendi. Ha, birden böyle olması. Bir de normalde pazartesi günü normalde tatil oldu. Araya cuma cumartesi girişin birden yoğunluk bastırdı. Yani şu anda bize ulaşamıyoruz yani. Bir de sistemler kilitlendi Türkiye genelinde. Şu anda ek seferleri akşam üzeri olduğu için yarın gündüz gözüyle tabii ki vatandaşlara kolaylık sağlanması için, yani mağdur olmamaları için ek seferleri koyacağız sabahleyin yarın. Yoğunluk başladı. İnternette de herhalde sorun var. Sistem sıkıntısı, kapalı bir şey. Biz burada işte arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun günde. Peki bu talebe cevap verebiliriz. Şu an için veriyoruz abi. İlaveler açılıyoruz yarına. Bugün bir yoğunluk yok zaten. Cuma cumartesi bir yoğunluk var. Yani ilavelerimiz var. İlavelerle devam ediyoruz. Gelen yolcuyu geri çevirmiyoruz. Yani. Biletleri buluyor mutlaka. Mehmet yani. Görüşürüz. Memlekette yani Muğla'ya. Yolculuk öyle. Muğla. Bilet bulabilecek misiniz? İnternete baktım vardı ama umarım bulurum. Ben de öğrenciyim evet burada. Şimdi ailemin yanına gidiyorum. Nereye? Bursa'ya. Peki bilet bulabilecek misiniz? Bilet, ben bir saattir bekliyorum burada. Az önce buldum bileti. Şimdi tekrardan sıraya girmek zorunda kaldım. Öyle. Bu gece gidebiliyorum ama şey böyle tek tek hani şans eseri buldum gibi bir şey oldu, iptal oldu. Bu tatili sebep biliyorsunuz virüs, koronavirüs. Evet. Tehdit olduğunu düşünüyor musunuz? Ya açıkçası düşünüyorum. Çünkü hani eğer öyle bir tehdit olmasaydı şu an bu kalabalık yaşanmazdı diye düşünüyorum. Ve kimse bir taraflara gitmek istemezdi. Kendimce daha dikkatli olma tarzındayız. Hani daha böyle kalabalık içine girmeme modunu düşünüyoruz şu an. Başka yapacak bir şey yok. Kalabalığa girmeyip dezenfekte olarak. Yolculuk, biz arkadaşlarla birlikte geldik. Birisi Antep'e, ben Bursa'ya, diğer arkadaş da İstanbul'a gidecek. Peki bilet bulabiliyor musunuz? Bilet şu anda yeni geldik, araştırıyoruz. Buluruz inşallah. O yönde umuyoruz. Kalabalık da var işte, tatil olmasından dolayı yoğunluk var.